Herkese merhaba. Bugün sizlere 42078 modeli nasıl motorize ettiğimi ve masaya bu 3 seti koyarak modelin kendi orijinalini, B modelini ve dediğim gibi motorize etmiş olduğum modeli sizlere sunacağım. Burada hepsini aynı yerde göstermemin amacı motorize ettiğimde oynanabilirliğinin ne kadar değiştiğini size göstermek istiyorum. Bir de bonus olarak da bu modelin B modelini size tanıtmak istiyorum. Çünkü bu B model bence bu Lego teknik setleri arasındaki en iyi B modeli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu videomda sizlere motorize etmemin yanı sıra Türkiye'de az rastlanan bir batarya olan Bowiz'i de tanıtmak istiyorum. Çünkü bu modelde ben iki tane Bowiz kullandım. Power Function bataryaları, yani Lego'nun kendi sattığı bataryalar dışında ben bu vizi kullanmayı tercih ettim. Yurt dışından aldığım bu vizle ve buna ek olarak da bir oyun konsolu olan Logitech'in herhangi bir oyun konsolu aldım. Bu oyun konsolunun da bu Lego için tasarlanmış bir uygulama olan Brick Controller 2 adında bir uygulama var. Bu uygulamayı kullanarak da Bowiz'in uygulaması normalde telefon ekranından dokunmatik olarak ben bunun yerine daha da iyi, işi ilerleterek fiziksel olarak tuşlarla bir sanki bir konsol oyunu oynarmış gibi bu modeli hareket ettiriyorum ki ben bunu yaparken, motorize ederken ve motorize ettikten sonrasında oynarken de çok keyif aldım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım motorize ettiğim bu 42078 modeli, Mach Tır modelini beğenirsiniz. Çünkü elimde birçok model var motorize etmek istediğim ve motorize ettiğim de aynı zamanda. Bunları sizlerle ilerleyen günlerde videolarımda paylaşmak isterim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna da basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Öncelikle brake kontrolleri açıyoruz. Bu Zamazingo ile de görmüş olduğunuz bu kolu bağlıyorum. Kablosuz olsun diye. Bunun farklı çeşitlerini, kablolu olanlarını da kullanabilirsiniz. Bir şey değişmeyecek. Buradan Mark Trailer diye adlandırdığım şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu vizyon ışıkları yanıp sönüyor. Şu anda bağlanmasını bekliyorum. Evet, bağlandı. Gördüğünüz gibi burada output level dediği yani voltaj çıkışları var. Burada en hızlısını seçebiliriz. Ben high yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu modem olarak bir kenara bırakıyorum. İlk buna ayağı açtık. Sonra bunu açtık. Evet, şimdi yani dediğim gibi bu fiziksel olarak bunu kontrol etmek çok daha
Örneğin burada ileri tam gaz, geri ise yarı gaz olarak ayarladım. Bunu da brake kontrolü de ayarlayabiliyoruz. Evet, orijinal modelimizde. Evet. Burada şekilde baya biraz zorlanıyor. Yani motorların da zorlanması. Bunu da normal görünüyor.